Evet, yine maalesef kısıtlı sürelerimizden ötürü böyle hızlıca hemen başlıyorum. Hepinizin iyi nasılsınız şeyini atlataraktan. Direkt hani Aybin'e, Yener'e ve 9 Canlı'ya sorarak başlayacağım ilk olarak. Siz böyle rap piyasasının eski isimlerindensiniz. Yıllardır da bu işin içindesiniz. Geldik 2016'ya. Şimdi günümüze bakınca neler söyleyebilirsiniz? Farklar, değişiklikler, iyilikler, kötülükler şeklinde ayıracak olsak. Ayben kardeşim girsin önden. Ayben. Ben başlayayım. Teşekkür ederim. Yani şöyle ki aslında ilk zamanlardaki farklı bir ruh vardı. Biz birçoğunuz hatırlarsınız çok küçük bir kitleydik. Ve dolayısıyla herkes birbirini çok iyi tanıyordu. Aslında buradaki kadar bir şeydi ve bir parti, bir konser vesaire olduğunda herkes bir araya toplanıyordu. Hani bu gelişimi gördük ve şimdiki duruma baktığımız zaman bu tatta bir şeyin olduğunu çok göremiyoruz. Daha ziyade organizasyonlar işte konser ve izleyici şeklinde bölünmüş durumda. Hani herkes bir arada eğlensin, işte b-boylar dans etsin, grafiti yapılsın falan. Bunlar çok çok yapılamıyor maalesef. O ruh birazcık azaldı. İnternet çağı, gençler talep yani katılım göstermiyor maalesef. Haliyle hem artıları var hem eksileri var. Bir kendi adıma söyleyebileceğim bu. İkisi bir yerde. Yener eklemek Şimdi istiyor. iyi ve güzeli seçmek insanın kendi elinde haliyle tabii. Şimdi ama yeniye bakarsanız yeni gelen kardeşlerimizin rap teknikleri olsun, sound olsun artık yeni klipler geliyor. Çok güzel ilerleme var. Türkçe rap şu an ciddi anlamda bence en güzel dirilişini yaşıyor şu dönemde. Ama tabii kayıplar da var. Aynen Ayben kardeşimizin dediği gibi eskiden konserler olduğunda İzmir'den İstanbul'a gelirdik ve insanlar birbirlerini tanımazdı. Ama herkes birbirine evini misafirini ederdi. Ona keza İzmir'e gelinirdi. Ona keza Ankara'ya gidilirdi. Böyle bir dostluk oluştu ve hala o ortamdaki insanlar hala birbiriyle görüşüyor. Hala birbiriyle selamlaşıyor. Öyle bir sevgi saygı aşaması içinde devam ediyor. Ama hip hop'un yeni geldiği ve geleceği nokta için şunu söyleyeyim. Hip hop zirveye ulaşıyor çünkü bizi o dinleyen çocukların hepsi 18 yaşını geçti artık. Gerçekten öyle. Artık Bütün, onlar yani da şu baş. an aktif olarak rap müzik icra eden genç arkadaşlarımızın hepsi o kadar başarılılar ki bu bağlamda zaten ilerleme, ciddi anlamda ilerleme kaydedilmiş durumda. Bu hani yadsınamaz bir şey ama geri kalan kısmındaki kayıplar da var. Hani böyle birbirini dengeledi ama müthiş bir durumda şu an. Peki 9 Canlı'ya sormak istiyorum bunu da. Evet. Almanya'daki ilk hip hop gruplarından birisi işte Sert Müslümanlar var idi. O süreç nasıl gelişti Almanya'da? O dönem başınızdan neler geçti? Çok güzel Tabii. hikayeler vardır diye düşünüyorum. Evet, çok hikayemiz var. Hepsini burada söyleyemeyeceğiz ama Aha. söylemeye çalışacağım. İşte sene 95'lerde ilk albümü çıkarttık Sert Müslümanlar. Neden Sert Müslümanlar? Çünkü zamanda çok Müslüman, hala Müslümanlar yani çok zulüm altındaydı. Biz de öyle bir isim düşündük, Sert Müslümanlar diye. Yani Sert Müslümanlar. Ve yani insanların çok ezildiği için, insanların çok öldürüldüğü için İsrail'i anlatıyorduk. Ondan sonra Bosna Savaşı'nı. Aha. O yüzden esinlenerekten Sert Müslümanlar diye isim koyduk. Böyle şu an yok. Peki o dönem Sert Müslümanların Türkiye'ye yansıması nasıl oldu? Burada da ses getirdi mi? Nasıldı o dönem? Tabii 90-96'larda sanıyorum Türkiye'ye ulaştı. Daha çok korsan, Türkiye'de yasaklandı. Bir dönem içeri girdim, çıktık yani 96'larda. Fazla bir şey yapamadım o isimle. Yani kaderimize boyun eğdik. Öyle oldu yani. Bu müziğin içerisinde olanların birbirinden tabii ki her zaman haberi vardı o dönemde de ama onlar için çok daha zordu. Çünkü o dönem Almanya'da yaşamak ya da Avrupa'da ırkçılığın tam üst level'da olması vesaire onlar çok ciddi de zorluk da yaşadılar bu konuyla ilgili. Ama şimdi biraz daha hafifledi durum artık Çok daha hafifledi. iyi anladığım kadarıyla ama Sert Müslümanlar buraya ulaştı yani. Bir de Türk rap'in doğduğu yer zaten Almanya. Biz Almanya, gurbetçi tabii. kardeşlerimizden kasetler geldi ve öyle duyduk aslında ben Tabii. kendim için söyleyeyim Türkçe rap'i. Ve rahmetli Bobby Islamic Force onun çıkardığı şarkıları ben kağıda yazarak benim rap'e öyle başladım. Yani Türkçe rap'in doğduğu yer Almanya. Gurbetçilerden geldi Türkçe rap. Biz oradan işte duyaraktan bunu yaptık ve şunu düşünsenize dilini bilmiyorsunuz, dinini bilmiyorsunuz. Bir ülkeye gidiyorsunuz ekmek parası için ve orada hayata ve mücadeleye devam ediyorsunuz. Bir de buna keza kendi ezilmişliğinizi kavgayla değil ve bir müzik tarzıyla yola çıkartıyorsunuz ve bunun adı da Türkçe rap işte. Recai Agalar bunu yaptı yani. Tabii. Islamic Force, Karakan işte, Mahmut abiler işte, DJ Gurbet'teki olan bütün King Size Terror tabii. RGA, Kartel işte bu devrimi Tabii. başlattılar.
Yani ben de mesela yani King Size Seven, onlardan esinlenerek Defol Dazlak, Gözüm Görmesin Seni, yani onları dinliyordum. Ama ben de bu müziği yapıyorum. Yani ben de bir şeyler yapmak istiyorum diye. Yani oradan yola çıktık ve yani yazdık, ettik. Buraya geldik. Peki tam böyle etkileşimlerden bahsederken yine Yener'e sormak istediğim bir soru. Türkiye'de arabesk rap deyince aklımıza gelen isim sensin. Bu arada çok beğendiğim o benzetmeni de burada tekrar söylemek isterim. Rap müzik ne gibiydi? Kokoreç gibi. Rap müzik kokoreç gibi zaten. Cidden onu da söyleyeyim. Bayıldığım bir benzetme yani olarak. Yani ya çok seversiniz ya da nefret edersiniz ama ortası yoktur yani. Bizim yaptığımız iş cidden kokoreç gibi. Peki yani arabesk rap ile gündemde olan bir insan olarak arabesk rap ile rap yani aradaki farkı soracağım. Hani rap, arabesk rap şimdi, aradaki farka değinecek olsak. Evet. Ben Michael Jackson ve Madonna ile büyümedim. Ben kendim gecekonduluyum. Geldiğim mahallede çalan müzik. Hala Müslüm Gürses'tir, Orhan Gencebay'dır, Ferdi Tayfur'dur, İbrahim Tatlıses'tir, Bergen'dir, Tüdanya'dır. Büyüdüğüm müzik bu. Ve sevdiğim müzik bu. Hı-hı. Ben dinlemeyi sevdiğim müzikle yapmayı sevdiğim müziği birleştirip de bu sound'un adı arabesk rap çıktı. Ama hı-hı, aslında arabesk rap şu anki manada isimleri geçenler ne arabesk ne de rap. Çünkü arabeski bilmek istiyorsanız başta çok önemli saz gruplarını birebir ezberlemeniz gerekiyor. Hı-hı. En önemlileri Şen Yaylar grubu var. Şu an İstanbul Strings var. Ama arabeski öyle öldüm bittim gibi şeklinde değil. Arabesk bizim direniş müziğimizdi. Müslüm Gürses'in parçaları bizim direniş marşımızdı. Bu kafa tutuş marşımızdı. Biz onları yaptık ve şu anki bir yeni bu arabesk rap denen olay ciddi anlamda benim yaptığım soundla ne alakası var ne ilişkisi var. Çünkü bu çocuklar kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Onları da takdir etmek lazım, saygı duymak lazım. Ama bu çocuklar kendilerine özgü. Aslında bir sosyolojik araştırma sebebi bu çocukların yaptıkları. Ve bayağı milyon dinleniyorlar. Hı-hı. O konuda da takdir etmek lazım aslında. Ama arabesk midir, rap midir? Hayır, bu çocuklar ne arabesk ne de rap. Bunlar kendi kafalarınca bir şey yapıyorlar. Onun ismini de ben bilmiyorum, onlara sormak lazım. Peki hem Joker'e hem Ayben'e bir sorum var. Çok yakın zaman içerisinde Joker'in Microphone Show isimli parçasına konuk oldun. Nasıl gerçekleşti bu birliktelik? Vallahi bu birliktelik uzun süren bir geçiş dönemi sonrasında gerçekleşti. Ben çok uzun süredir bir albüm hazırlığı içerisindeydim ve Ayben ablaya teklifi götürdüm. Daha sonra proje şekillendi ve kendisi de dahil oldu sağ olsun. Ardından video kliple taçlandırdık ve o şekilde albüm çıkmasına vesile oldu. Benim için çok keyifli bir süreçti. Aslında birazcık sancılı başladı ama sonunda çıkardığımız işten çok memnun olduk. Çok da güzel dönüşler aldık. Ki Sansar, Joker ve birçok genç arkadaşımla yaptığım her şeyden çok memnun oluyorum. Onların albümlerinde, şarkılarında yer almaktan. Büyük keyif alıyorum ve çok başarılılar. Sağ olun. Çok da güzel dönüşler aldığımız için hani güzel bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Böyle. Tamam. Bu arada Joker, hazır mikrofon hala sende iken. Senin bu kültüre grafiti ile başladığını biliyorum. Hatta dün burada bir grafiti söyleşimiz de oldu. Burada mıydın bilmiyorum ama. Evet, dinledim ama. Tamam. Hem Met, hem DSK, evet. İşte Turbo vesaire. Grafiti yaptığın günlerden bu söz yazma dönemine geçiş nasıl gerçekleşti? Ya ben o dönem böyle çok hayran olarak Turbo'yu takip ediyordum Blue Jean dergilerinden. Lisede sıra arkadaşım beni bu hip hop kültürüne yönlendirdi zaten. Kendi kendimize defterlerde eskizler yaparak başladık. Ve Eskişehir gibi bir yerde büyümüştüm. Hani orada çok fazla rap müzik ve hip hop kültürü zaten yoktu. Biz bir anda böyle spreylerle duvara çalışmalarımızı aktarırken bulduk böyle kendimizi. Ardından Eskişehir bir yapılanmaya girdi işte şey olarak, kentleşme olarak. Hı-hı. Ve yaptığımız bütün grafitilerin yıkıldığını gördük. Ve bu acı verdi açıkçası o dönemde, o ergenlik çağındayken. Bunu başka bir şekilde dile getirmek istediğimi fark ettim. Hani ve o anda da zaten hip hop enjekte oluyordu bana. Ve söz karalamaya başladım o dönemlerde. Hı-hı. Ve öyle yürüdü gitti. Peki Selo, Türkiye hip hop tarihini düşünecek olduğumuzda işte Almanya, Türkiye'yi, sen de Türkiye'deki ilk isimlerden bir tanesisin diyebiliriz. O dönemi anlatır mısın böyle, Kadıköy'ü, Kadıköy nasıldı, şu an nasıl? Kadıköy hip hop'un aslında doğuş yeri diyeyim. Yani eski bilenler biliyor yani bütün insanlar oraya geliyordu. Ne bileyim, Kadıköy'de konserler oluyordu. Breakdance konserleri, rap konserleri, ayrıca
rockerlar oluyordu, punklar oluyordu. Hı. Yani bir konser alanı doldurup oraya 3-4 tarz insan getirip orada konserler veriyorduk. 2 saat rap çalacak, 2 saat rock çalacak, 2 saat işte punk çalacak gibi. İnsanlar azdı ama insanların enerjisi hepsi birbirini tutuyordu. Yani gelişmesindeki, bugüne gelmesindeki en önemli nedenlerden biri oydu. Yani insanlar para olmadığı için, çok görsel veya yazılı medya olmadığı için o zaman insanlar bunu kendi içinde yaşadıkları için onu daha ileriye taşıyabiliyorlardı. Kadıköy'ünde bu işte en önemli özelliği bu. Birleşim noktası olması gibi. Peki Kadıköy Acil'in de kurucularından birisin ve piyasayı ciddi şekilde de domine eden bir şeydi Kadıköy Acil oluşumu. O dönem nasıldı? O dönem çok iyi şeyler yaptık böyle hep beraber. Ceza vardı. Zaten bizim en büyüğümüz. Yani funkiciler vardı. Onun dışında grafiticiler, dansçılar vardı. Bir araya getirip insanları konserler falan yapmaya başladık. Kendi yemeğimizle tişörtler yaptık. İşte ne bileyim insanları daha geniş kitleye yaymak için dizi müzikleri falan yaptık. Almanya-Türkiye arasında köprü olup cezadan sebep Kila Hakanlar olsun, Eko Freshler olsun onları getirdik. Bir sürü black sanatçı getirdik. Graficicilere, dansçılara ayrı ayrı bir sürü işler yapıyorduk. Yani paylaşıyorduk bir nevi istediğimiz her şeyi yapıyorduk bu. O zamanki zamanla bu zaman arasında bir fark var mı diyecek soracaksanız var. O zaman böyle hip hop gerçekten yaşanıyordu yani. İnsanlar onu gerçekten severek yapabiliyordu yani. Şimdiki durum birazcık kültür olarak değiştik ama tabii Kadıköy Acil devam edecek hip hop'a, yeni şeyler yapacak. Peki bu tabii tam Kadıköy Acil demişken Sansar Sallo'ya da dönerekten şey mikrofonunu da alıp sen de bir dönem bu oluşuma katıldın. Oradan yola çıkarak böyle Kadıköy Acil'in MC'lere ne gibi katkıları oldu diyebilirsin? Şöyle zaten Kadıköy Acil'in kurulmasıyla beraber ben oradaydım. Tabii çok küçük yaştaydım. Selahattin abinin ve etrafındaki insanların emekleriyle kuruldu Kadıköy Acil. Kadıköy Acil hip hop kültürünün şimdi konumlandırılması itibariyle zaten Kadıköy Türkiye'nin en merkezi yerlerinden biri ve Türkiye'nin en yetenekli rapçilerinden biri olan Bilgin abinin oraya yakın olmasından dolayı çok güçlü bir yerdi ve yani işler maddi anlamda biraz ters gitti muhtemelen. Dükkan kapandı ama Kadıköy Acil Türk hip hop'ını yani Türkiye'de underground yani yeraltı hip hop piyasasının güçlenişindeki en önemli etken oldu yıllar içerisinde yani. Peki senin mesela dinleyici kitlen gerçekten oldukça büyük. Bu sen ilk yani çok eskiden de böyleydi. Bundan yıllar önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Bu senin üzerinde böyle bir sorumluluk oluşturuyor mu? Öyle bir şey hissediyor musun? Omuzlarımda bir ağırlık diyebileceğin. Şimdi şu şekilde açıklamam lazım. Yani tavır gösterilen tavır anlamında ben hardcore rap yapan bir adamım. Yani tamam duygusal parçalarım da vardır benim ama ben sert rap yaparım genellikle. Ben harçlığımı biriktirirdim. Hani Kadıköy'de Provokay stüdyolarında kayıt yapardım. Kadıköy Acil'le tanışmadan önce ve ortaokul yaşındaydım o zaman. Ortaokul dönemindeydim. Bu tabii ki erken yaşta tanınmayı getirdi. Ama ben de üzerine her zaman için koymaya devam ettim. Yani işimle rap müziği sunmakla alakalı olarak gereken bilgileri ve sertifikaları her zaman almak için mücadele ettim. Yani işin sadece rap yazma kısmı değil, her yönüyle alakalı. Görsel anlamda biraz bilgim var, programlar vesaire biraz tabii ama duysal anlamda zaten ses programlarının hepsini ezber olmasa da iyi şekilde bilirim. Yani bir ekip benim için çalışır, bir prodüktör, bir aranjör, bir yönetmen ama netice itibariyle mesela benim evimde bir ofis vardır. Ve ofiste büyük bir ekran vardır ve monitör kolonlarım vardır belli bir meblağda, belli bir güçte. Ve son revizyonları her zaman ben verdiğim için isteğime göre orada incelerim onu ve elimden geldiğince hızlı ve kaliteli şekilde bunu sunmaya çalışırım. Ve bu da tanınmayı getirir tabii ki. Tamam. Buradan Battle Rap'e geçmek istiyorum. Sen bunun Türkiye'deki yine önemli isimlerinden bir tanesisin. Böyle disleştiğin bir sürü isimler var. Bunu nereye konumlandırıyorsun? Battle Rap'e konumlandıracak olsan. Ya eskiden ben diss parça çok yayınlardım. Şu anda bir iki tane düşmanımız var zaten. Çünkü yani bir şekilde biz daha ciddi bir konumda olduğumuz için hak etmediği şekilde kendini, hak etmediği paraları kazanan insanlar benim açımdan veya şöhreti yaşayan insanlar benim ve tabii ki abilerimin, arkadaşlarımın
düşmanı pozisyonunda kalıyorlar. Battle rap bu dünyada olması çok gerekli bir şey bence. Çünkü battle rap, yani bu raple yaptığınız zaman bu savaş olayını, savaş fizyolojik savaştan düşer. Ve birilerine fizyolojik anlamda zarar vermekten uzakta kalmış olursunuz. Ve hem sizin için hem kendileri için faydalıdır. Peki bu konuda mesela 9 Canlı'ya da sormak isterim, Ayben'e de sormak isterim. Sizler benim ne düşünüyorsunuz battle rap? Yani. Hayır, düşmanım var mı diye yok, sormuyorum. Yok, düşmanım yok. Battle rap ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Battle rap ile ilgili. Yani olacak. Sansav'da güzel yapıyor, yazıyor. Ben yapmıyorum dediğim gibi, yani sevmiyorum fazla battle rap. Belki zamanında işte 90'lı yıllarda, ama şu an başka mesajlar vermeye çalışıyorum. Tabii saygı duyuyorum adamım. Ama daha çok işte yani aşk olur, meşk olur, çocuk olur, sosyal hayat olur, para olur. Yani neyi yaşıyorsam onu anlatmaya yıllar seviyorum. Yıllar ilerledi, içerik değişti gibi. Yaşta biraz yaşlandık yani, biraz daha güzel bakmaya çalışıyorum dünyaya. Değişik mesajlar vermeye çalışıyorum ama dediğim gibi hadi abi dedim mi yine her türlü gelirim yani, öyle söyleyeyim. O yine ayrı tabii ki de ama ben tercih etmiyorum. Ayben sen? Ben genellikle battle rap yapıyorum. Ya birazcık işte dışa vurmayla ilgili Sansar çok doğru söyledi. Hani bunu kavgayla çözmek yerine bizim de silahımız sözlerimiz ve haliyle bununla biz cevap veriyoruz, kendimizi ifade ediyoruz. Kaldı ki rapin içerisinde olan bir şey. Böyle bir hakkım varken ben bunu kullanıyorum. Birisi bana bir şey dediği zaman onunla çözebileceğim en doğru yol benim sözlerim. Dolayısıyla battle rap, yani her şey sözde kalmalı. Hani savaşmıyoruz sonuçta. Evet, biz sözlerimizle bir atışıyoruz ama hani birçok farklı kategorideki müzikte daha samimiyetsiz ilerliyor işler ama biz biraz daha farklı boyutundayız işin. Ben seviyorum battle rap. Hani dinliyorum. Yener, sen ne düşünüyorsun? Vallahi rap zaten bence şunu demek. Size aynen, ne ters geliyorsa onu yazmaktır rap. Size ters gelen ne varsa onu kağıt ve kalemle iletmektir aslında. Aslında battle bu. Aynen, yani konusunun bir şahsı olmasına da gerek yok. Tamamen bambaşka herhangi bir şeyden de. Herhangi bir isyan içerebilir yani. Aynen öyle. Ama ben kendim için söyleyeyim. Yani ne ayrıldığım kıza ne de sevmediğim insana stüdyoda harcayacak kadar vaktim yok benim yani. Helal, aynen. Dur abi, bizi ezdin şimdi sen de ya. Yok canım, ezme değil, güzel kardeşim benim. Ben kendim için söyledim yani. Peki Ayben, sana şunu sormak istiyorum. Neden Türkiye'deki bayan MC'ler bu kadar az? Aslında dün mesela dans söyleşisinde onları da soracaktım. Hani neden dansta da aynı şey geçerli aslında. Ama tabii ki sana MC'yi soracağım. Açıkçası ya benim için dünyadaki oran, yani Türkiye'dekiyle aynı. Kadın evet, rapçi sayısı erkek rapçilere göre çok daha az. Hani Türkiye olarak tamamen kısıtlamamak lazım. Hatta birçok meslekte, birçok kategoride de bu böyle. İşte bir girl de yok çok fazla. Ya da bayan, hani kadın grafitici de çok fazla yok bildiğim kadarıyla. Maalesef hayat şartları vesaire insanları farklı yönlere itiyor. Dolayısıyla emin olamıyorlar. Bir aile kurmak, düğünüz ortam çok önemli. Ondan sıyrılabilmek, insanların sizden beklentisi ya da ailenize ve çevrenize bunu doğru aktarabilmek önemli. Yıldırabiliyor çünkü durum. Kadın olmak gerçekten Türkiye için çok zor bir şey. Hani konuşamıyorsun, ya bırak gülmenin bile eleştirildiği bir ülkede yaşıyorsun. Haliyle kadınsın, her dakika bir taciz üzerinde bir baskı vesaire ve bu şekilde büyüyorsun. Bir de konuşuyorsun, herkesi rahatsız ediyorsun. İnsanı bu, kadınları da paniğe sürüklüyor olabilir. Tabii. Dolayısıyla sindiriliyor. O sebeple de hani kadın ondan rapçi var evet olabilir ama az. Peki Selo'ya bir sorum daha olacak. Aslında az önce Kadıköy Acil'den bahsettik. Kadıköy Acil hiçbir zaman bitmeyecek, devam edecek dedin ama yine de bir duraksama var. Adını daha az duyuyoruz. Bunun altında yatan sebepler nedir şu dönem? Kişisel sorunlar falan var. Onun dışında bir Nadas'a bırakma gibi bir durum var. Bakmak istedik ne olacak, ne bitecek. Aslında bir şekilde iyi bir anlamda geleceğiz ama insanların enerjisi biraz daha birikti. Şu an daha iyi durumdalar. Yani en azından daha iyi bir şeyler yapmak için daha akıllı davranabileceğimiz şeyler olacak. Duraksamadı, sadece insanlar birazcık çekildi yani kabuğuna. Çekilmek de değil, gene herkes Nadas orada. Aynen evet. Herkes gene orada, herkes gene takılıyor ama insanlar Ayrı ayrı üretiyorlar. Yani Kadıköy Acil olarak değil de ayrı ayrı kişisel olarak üretiyorlar. Tabii biz bunu bir şekilde gene bir yerde toplayacağız, bir araya getireceğiz inşallah.
Peki üretim demişken Yener, senin Sus albümünün altında yatan ilginç bir hikaye, yani değişik bir dönemde çıkarttın aslında. Harika. Şahsın adına. Çok güzel oldu. Bu hikayeyi de dinleyebiliriz bence. Şimdi Sus albümünün yapılması 97 yılında başladı, 99'da bitti. 99'da çıkmayan albüm 2004 yılında çıktı, benim askerliğim geldi. Bu da şeyden çıktı herhalde. Şirketin deposunda kalmış benim albüm 99'da. Herhalde küfrenmesin, kurtlanmasın diye. En son iflas ettiğinde şirket bastılar. Yani öyle bir olay oldu yani. Kurtlanmasın diye albüm çıktı. Bu arada benim o Sus albümü olan varsa bir tane rica ediyorum. Bende yok. İmzalı versinler ama sana. Tabii, bana imzalıyı versinler, aynen. O dönem ama yaşadığın başka bir sürü şeyler daha var sanki. Bunun uzun hikayesi var gibi hatırlıyorum ben ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Sanki ya, öyle bir konuşmuştuk seninle. Uzun hikayesini ben aslında kısalttım. Çünkü geçmişle ilgili her şeyi bitirdim ben. Anı yaşıyorum artık. Şimdi var. Tamam. Geçmişle ilgili her şeyi bitirdim ya. Yani. Şahane. Şimdi bunun var. Üzerine söylenecek hiçbir şey yok zaten. O yüzden tamam, teşekkür ediyorum. Ve Joker, sana da bir sorum daha olacak. Bu arada bayılıyorum bu bandrollü albüm. Bandrollü olmayan albüm, daha underground çıkan albümler. Senin ama ilk bandrollü albümün Mikrofon Show. Evet, aynen. Ve geçtiğimiz sene çıktı. İşin içinde yasal süreç girince, daha önce aslında sizlere bunları çok sormuştum ben böyle ama bu süreç girdiğinde ne gibi zorluklarla karşılaştın? Ya birincisi ilk yasal albüm olması büyük bir sorumluluk veriyordu böyle. Ne olacak? Sonrasında ne olacak? Bu beni nereye getirecek? Acaba satacak mı? İşte beğenilecek mi? Gibi kaygılarım vardı. Ama ilk şarkıyı yaptıktan sonra böyle çok fazla o kaygılara takılmadan biraz daha istediğim şeyi yapmayı denedim. Onu yaptım ve bu albümün yarısını oluşturdu. İstediğim gibi yaptığım şarkılar, işte 17 parçanın işte 9'u falan kendi stilimdi. Ondan sonra baktım ki bunun diğer albümlerimden bir farkı olmayacak. Hı hı. Daha sonra birazcık daha o çemberin dışına çıkmaya çalıştım. Ve daha insanların dinleyebileceği müzik kalıbında şeyler denedim. Ve işte gerçekleştirmek istediğim düetler vardı. Onları da katınca işin içine bu baskı ortadan kalktı. Güzel bir hal almaya başladı. Ve iyi de oldu kanımca. Peki, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama bir Cypher gösterisi olacak galiba şimdi diye duydum. Öyle miymiş? Öyleymiş. Bence daha işin eğlencelisi. Gerçi sizler konuşmayı seviyorsunuz gene. O anlamda sıkıntı yok. Bir sürü kişi sevmez ama daha işin daha sevdiğiniz kısmına doğru geçiş yapalım. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ederiz.